Civcivler öldü mü? Ben 15 tane tavuk vardı yakında. Daha iyi gözüm. Çünkü duvara vurduğunu görürsün. Yani. Tamam, bir yani buçuk. Şurada. Yok. 3 metre mesafe var mı şunun için? Görüyor zaten. Bütün ağırlıklarım zaten buradaydı benim ya. Dur ben cevaplayayım. Tamam, sen benim sorduğumu sormuş gibi. Şimdi görüyorsunuz şuradaki durumu. Biz şu andaki ben aşağı yukarı 52 yaşındayım. 52 yaşından beri ben, Allah kimsenin başına vermesin. Çok kötü bir şey. Yani evin içerisindeki, yani bırak evin içerisinde, biz kendi canımızı zor kurtardığımıza şükrediyorum. Şükür Allah'a. Evin içinde miydi? Tabii, evin çocuklarım içerideydi. Sen nasıl geldi, gördünüz mü? Ben o söyle öyle bir şey an ki, yani ben kendimi öbür taraftan, öbür köprünün yanından beri taraf vatana kadar aklı gari seçtim çocuklarımı kurtarabilmek için. Dayanılmaz bir şey yani. Bu kolay değil. Eve geldiğimde yani ben avitesin hayvanlarımı suyun içinden çıkarttım yani. Yani 3 tane benim büyükbaş hayvanım vardı. İşte 2 tanesi büyüktü, 1 tanesi küçüktü. O şekilde yani. Kurtarabildim yani. Maddi olarak zararınız nedir yani? Ya evin içerisinde benim maddi olarak daha bir şeyim yok zaten. Yani yapacak bir şeyim yok. Seninle beraber getirdiği atıklardan ne vardı? Hepsi vardı. Yılan var. İşte kapıyı görüyorsunuz. Ağaç, taş işte ne varsa evin içerisinde. Bir kapalı kapıyı kırdı. Düşün, kütük içeri girdi kapalı kapıdan. Yani ya görüyorsunuz vaziyeti. Ben hiçbir elimi sürmedim ben buraya. Şu anda yani hiçbir zat yok yani. Derenin mesafesi yüksekliği ne kadar burada? Ya burada aşağı yukarı derenin mesafesi benim de şu alanda yani rahat 2 metre vardır. 2 metreden daha da fazladır. Dereyle mesafeniz ne kadar? Benim dereyle aşağı yukarı 70 metre falan vardır yani. 60-70 metre vardır. Bizim yukarıdaki o köprünün taşmasından o şekilde yani buraya, ya Allah bizi korudu ya. Ben daha kelimeler bulamıyorum yani. O afatı gördükten sonra kelimeleri bir araya getirip de söyleyemiyorum yani. Ben akşamdan beri uyku uyumadım ya. Ben öyle bir şey ki arkadaş, inanın Cenab-ı Allah yani düşmanın başına da vermez, düşmanın başına da vermesin yani böyle bir şeyi. Yani Cenab-ı Yaradan Mevlam kimseye öyle bir şeyi yaşatmasın. Buradan yetkililere demek istedim. Ya benim yetkililere, ben Allah razı olsun yetkililerimizle, ben yani hangi başkanımız geldi sağ olsun, Allah razı olsun. Yani evinize dahi girmeyin dedi, bekleyin. Biz bekliyoruz şu anda, yetkilileri bekliyoruz. İnşallah uğrarlar yani, bilmiyorum artık. Anlatacak bir şey yok biliyorsunuz. Son yılların en büyük afatı oldu burada biliyorsunuz. Ben de şu anda 52 yaşındayım. Bu zamana kadar ilk defa gördüm böyle bir şeyi. Bütün dereler taştı, köprüler tıkandı. Gelen bütün yağmur suları doldurdu bizim ahırımızı. Ahırda 2 tane hayvanın telef oldu şu anda. Bir saniye, az durun. Adam boyunu geçti yağmurun suyu, görüyorsun burada görünüyor. Yapacak bir şey yok, her şey Allah'tandır. Burada biz... Kaç hayvan telef oldu? Efendim? Kaç hayvan telef oldu? Şu anda 2 tane hayvanımız telef oldu. Sizin haricinizde burada başka hayvan telef oldu mu? Diğerlerini kurtardı arkadaşlarım. Kurtarmaya çalıştık. Bizimkini kurtaramadık. Çünkü bizim ahırımız daha çok su almıştı. Dolayısıyla 2 tane hayvanımız telef oldu. Mağduriyetimiz de ağaçlarımız gitti. Komple 3 kamyon kadar ağacımız gitti. İçeriden biçilmiş. Tomruklarımız gitti, atölyemiz su altında kaldı, makinelerimiz kullanılamaz hale geldi, atölyemiz yıkıldı, kullanılamaz, çok zararımız büyük yani. Evet, var. 100 bin lira var zararımız. Evet. Çalışıyor muydunuz esnada? Çalışıyorduk, kaçtık, kurtulduk yani. Kaçtık. Sel geliyordu. Bir anda mı geldi? Bir anda geldi, evet. Yine kestiniz mi hayvanı? Kan var orada.
Ya şu hepsi ayaktaydı abi bunların ya. Şu itiraz. Deniz geldi. Bunların hepsi. Ya düşün şu evin içerisine bak. İçeriye doğru bir gir. Abi yılanı da çek orada. Yılanı attım kapıya, attım kapıya. Attım. Öldürdüm akşam da attım. Abi buzdolabı parmaz devrim desin ya. Bana buranın çaldırdı daha baksana. Abi çamaşır makinesine gir. Of of. Bura banyo olurdu. Ha banyo, tam da banyo olmuş. Odaya odanın biri kapalı. Kapısını açayım mı odanın? İçerisi burayı çekip gözüküyor. Daha ne varsa. Baba ışık yakayım mı? Yak abi. Yak. Yanıyormuş ya. Şartını dolduracağım, yanıyor. Daha şeye dikkat et, krize. Şu an. İçeri... Halimiz bu kardeşim. Şu andaki perişanlığımız bu. Görüyorsunuz evin vaziyetini.